Ne hissettin hanımefendi senin çocuklarına kek yapıyor? Bozulacağını bildiğim için evlilik olmadı çünkü. O yüzden mutluluk hissediyorum. Ali buraya gelecek. Ben çocuklar diyorum, o diyor ki Ali buraya gelecek. Efendim Semra. Ayşe'ciğim, Ali Bey ve yanındaki hanımefendi sizi kıskandırmak için söylüyor. Aslında aynen, çocuklara kek yapmadı. O keki kendi canı istediği için yapıyor. Aynen. Beraberinde de çocuklar kek yiyecek. Aynen, madem hani kek yapıyorsa niye Konya'ya gitmiyor müstakbel eşiyse? Yani el öpmeye gidebilir kayınvalidesini. Yani ben nişanlıyken kaç kez gittim, kaldım bile akşam orada. Aferin. Evet Sofiye. Bence eşi değil. Ben de Ali'nin evlendiğine inanmıyorum. Burada zaten Ali ile Ayşe hayatlarına birileri girdiği zaman o diyor ki sen tehlikedesin. O da diyor ki başına belaya sokacaksın. Sürekli birbirine hayattan giren insanlara müdahale ediyorlar. Ali de Ayşe'ninkine müdahale ediyor. Ali Hüseyin'i aramış mıdır? Aramıştır. Aramamışsa bile diyor ki arayanı ben biliyorum diyor. Mutlaka Ali'nin bir parmağı var. Aratmış da olabilir. He, Ali Ayşe öyle de dedi. Aratmıştır. Aratmış mıdır Ayşe? Bence aratmıştır. Yani bir müdahalesi var. Pardon. Bir de diyor ki evlilik cüzdanını göstermem. Ne var gösterebilir. Benim evlilik cüzdanım böyle, sallarım evli olsam. Evlilik gizli bir şey değil ki. Saklamasına hiç gerek yok. Madem evlendi, cüzdan var, sallasın böyle, göstersin. Cüzdan yok, o benim evlilik cüzdanımı alıp gelecek. Konya'ya gidecek ki o 2-3 gün sonra yakında kokusu çıkacak. Çünkü buraya gelen yüzleştiğim kişiyle sosyal medyada paylaştılar. Benim evlilik cüzdanını paylaştılar. Aynı teklif malum kişiye de gelmiş. Şeyle mi, Özlem'le mi? Ayşe'nin evlilik cüzdanını getireyim. Özlem'le aynı mi? Ayşe'nin evlilik cüzdanını getireyim, fotoğraf çekinelim demiş. Malum kişi kabul etmemiş, kim korkuttuysa. Ha, Özlem'le... benim evlilik cüzdanıydı o. Özlem gidip Ali'lerin evinde kaldığında evlilik cüzdanı salladılar diyor, gösterdiler. Sosyal medyada mı? Aynen. O da benim evlilik cüzdanımdı diyor. Efendim Sevim. Onu da Allah razı olsun, malum kişi beni aydınlattı. Hani Özlem de şuna malum kişi deyip durma. Yok şey, Kocaeli'ndeki kişi. Hani isim abla, aynı. Evet, ha. Ayşe... Ali aramış olsa Hüseyin'i, senden neler çektiğini herhalde anlattı ki. Neden görüşmüyor şimdi, seni iptal etti Hüseyin Bey? Belki barışmak istiyorum dedi. Nasıl barışmak istiyor? Yani o yüzden kaçırdı. Hayır, senden neler çektiğini anlatmıştır. O 2 günde neden hemen kapattı hesabını sana karşı? Yok, bence barışmak istediğini söyledi ki, benimle yüzleşmek istediğini tekrar. Peki Demet, sen söyledi. Dün de dedin ki Zeynep Hanım bir panik yaptı dedin. Bu şeyle ilgili, Ali'nin Hüseyin'i aramasıyla ilgili. Alır mısın mikrofon hayatım? Ya ben orada Zeynep Hanım'a inanmıştım gerçekten. Şimdi Ayşe'ye de gerçekten kızıyorum. Ayşe sen ne yapmak istiyorsun? Bize de burada, bizi de kandırıyorsun gerçekten. Ali marim diyorsun. Ali telefona çıkınca Ali'ye saldırıyorsun. Ne yapmak istiyorsun gerçekten? Bize söyler misin? Ben Ali'yle mi birlikte olmak istiyorsun? Hüseyin'le mi birlikte olmak istiyorsun? Ali'yle birlikte olmak istiyorum. Doğru diyorsun abla. Yani doğru bir söze imza attın. Hani ben... Ya Ali benden soğuduğu için, hani Ali'den şu an göremiyorum. Hani ben Ali'yle barışmak istiyordum ya abla. Hı. Ali'den göremediğim mutluluğu, hani aradığım mutluluğu Hüseyin'de bulmuştum. Şu an Ali beni ayırdığı için kıskanıyor beni. Ali'nin de beni sevdiğini düşünüyorum. O yüzden Ali'yi istiyorum. Peki gerçekten... O söylediğin gibi mi düşünüyorsun? Zeynep Hanım da Ali de Hüseyin'le Ali konuştuğu için telaşlandılar, öyle mi? Aynen, dün telaşlı bir halleri vardı. Yok, stresli bir yayında, halleri vardı sanki. Bak Ali'nin açtığı canlı yayında o hanımefendi yanında hiç öyle bir şeyleri yok, sorun yok. Bak kadın sorun etmemiş bunu. Hüseyin'i mi aradın mı aramadın mı, açmış canlı yayını. Belki de kadın mı istedi bunu söylemesini? Aynı. Canlı yayında. Hı hı. Nasıl? Yanındaki kadın istemiştir açıklama yap diye. Olabilir mi? Aynı. Ne oldu Şadıman? Hüseyin'i sen de gördüm dedim. Ben bunu biliyorum dedin. Şadıman al mikrofonu. Seda Hanım, Ayşe ne yapmak istiyor ben anlamış değilim. Ayşe'cim, sen Zeynep Hanım'la telefonda konuştuğun zaman... değil mi?
Çocuklarını istedin mi? İstemedin. Ama Zeynep Hanım sana dedi ki çocukları vereyim dedi. Sen çocuklarla konuşmaktansa Zeynep Hanım'a hakaretleri yağdırdır oturdun. Nereden çıkarıyorsun bunları? Uydurma. Yok, geçen gün çocuklarımla konuştum Seda Hanım, abla ben. Ne yaptığının farkında değil Ayşe. Yok abla. Şaşırmış artık. Git diyorum gitmiyor. Gitsin. Yok abla geçen gün çocuklarımla konuştum ben. Güzel bir şekilde konuştum. Sonra... Nasıl konuştun? Güzel, hatta anne seni özledik dediler. Tamam, kimi aradın? Annesini aradım. Zeynep'i. Ne dedin Zeynep Hanım'a? Çocuklarımızla konuşabilir miyim dedim. Ha, sonra verdi sana. Düzgün konuştum abla. Demek ki neymiş? Verdi. Sen efendi efendi konuştuğunda Zeynep Hanım seni görüştürüyormuş değil mi? Aynen. Konuştun çocuklarınla. Ne dedin? Ne, nasıl bir konuşma geçti? Özlediniz mi beni dedim. Özledik dediler. Ha. O şekilde konuşmalar geçti abla. Zaten Ali yanlarındaydı. Şimdi çocukların canı kek istemiş mesela senin için cız etmedi mi? Etti abla ama en güzelini ben yaparım. O onunla ilgileneceğine başka şeyler Zeynep Hanım'a söylüyor. Telefon kapanıyor. Böyle olmaz Seda Hanım. Evlat sevgisi bambaşka bir şey. Sen evlatlarına yönelsen, evlatlarına sarılsan belki onlar da sana daha rahat davranacaklar. Cevap ver. Gidip bu omzunda alıyorsun, baksana ne diyor. Bir annelik doğru yapıyor sana. Doğru söylüyorsun abla. Ne? Ne doğru söylüyorsun? Doğru söylüyor. Ne hakkında doğru söylüyor? Çocuklar konusunda ama Ali de ilgilenmiyor. Allah annesi. Ayşe'cim, ben senin iyiliğini isterim. Hiçbir zaman için bir annenin kötü olmasını istemem. Ama sen de biraz çocuklarını ihmal ettin. Hep kavga, hep kavga. Biraz ılımlı ol. Biraz böyle alttan almasını öğren. İnşallah. Yani o bir eski kayınvalide. Hakaret edeceğine iyi sözlerle yaklaş ona. Yapma böyle. Yaparsan senin iyiliğine değil. Ayol iki sezondur söylüyoruz be. Anlamaz o. Anlamaz. Maalesef. Yazık. Vallahi yazık. Ne hissettin diyorum, ben daha iyi kek yaparım diyor. Bu mu yani? Bunun cevabı bu mu ya? Ben özledim çocuklarımı. Ya yalandan bırak Ayşe. Yalandan çocuklarımı özledim deme ya. Kalk git diyorum, gitmiyorsun kardeşim benim. Kalk git demekten bıktım ya. Gitmiyorlar lan bunlar. Şu koltukları değiştirin dedim Mustafa. Yapışan gitmiyor. Kız kadın dedi ki çocukların canı kek istemiş, kek yapıyorum dedi. Lan benim içim kan ağlar be. Çocukların kek istiyor. Çocukların hala Ali diyorsun, Hüseyin diyorsun be. Eğer senin davranışların düzgün olsaydı, sen Zeynep Hanım'ın yanındaydın, o çocuklara da kek yapıyordun. Eğer sen büyüğüne saygı duyan, çocuklarının babaannesine ne olursa olsun saygılı olsaydın, o evdeydin, çocukların başında çocuklarına kek de yapardın, o kadın sana sahip de çıkardı Ayşe. Her tarafın hata. Hakaret ediyorsun, ne büyük biliyorsun, ne küçük biliyorsun. Çocukların senin o kadıncağızın... Zaten hep dilimden kaybediyorum. Ama her gün çıktığında da dilimden kaybediyorum abla diyorsun, dilimden. O dili bir düzeltmeyi hatırlayamıyorsun bir türlü. Çok düzgün konuşmaya dikkat ediyorum. Yani sen çocuklarının babaannesine efendi efendi davransan... ...şu anda Ali nerede olursa olsun... ...sen çocuklarının başında onların kekini de kurabiyesini de yapıp okula gönderen bir anneydin. O kadın sana ağzını açıp hiçbir şey söylemezdi. Dedeleri de babaanneleri de hiçbir şey demezdi. Ama sen öyle değilsin ki Ayşe. Sen saygısızlık yapıyorsun, hakaret ediyorsun büyüğüne. Aynen orada hata yaptım. Haksız mıyım? Kadın yine dün aradı, yine... Dinlemiyorsun bile. Kadının anlattıklarını dinlemeden hakaret ediyorsun ya. Ne kadar çirkin. Çirkin konuşmalar. Bir kere bir büyüğün var. Çocuklarının babaannesi ya.
Sen Ali ile yan yana gelirsin, gelmezsin önemli değil ki. Konuş Ayşe, böyle yapma. Yalandan anlıyormuş da üzülüyormuş numarası. Yapma, bizde oynama be. Zeynep Hanım bir mesaj göndermiş. İzleyelim. Seda Hanım hayırlı yayınlar. Biz asla şey istemiyoruz. Bizim Ali kesinlikle onu ne arar ne görür. O kendi kendine uyduruyor. Sizi de orada oyalıyor Seda Hanım. Allah aşkına yeter gari be. Bıktık bundan. Ne olacak biz anlamadık ya. Durduğu yerde uyduruyor. Bulsun kimi bulursa evlensin yeter gari. Bizi bıktırdı ya. Yeter. Yakamızdan düşsün. Yeter artık. Biz istemiyoruz kesinlikle. Biz oğlumu ben nişanladım, evlendireceğim. Yapacak bir şeycik yok yani. Ondan asla bizde olmaz, bizden de ona olmaz. Ayşe Allah'ın yakında çok sürprizlerle geleceğim. Senden bir şey olmaz bize. Çok sürprizlerle karşılaşacaksın sen. Biz sana çocukları ver dedik, vermedin. Çocukları da getirip vereceğim sana, merak etme. Kiminle konuşursan konuş, biz asla kimse, kendimizi düşürüp de kimseyle telefonda etmeyiz, konuşmayız da. Ya sen kendi kendine kuruyorsun, oynuyorsun kafanda. Ne takarsan onu yapıyorum. Bizde asla sana ekmek yok, yok, yok. Sana söyleyeceklerim, son sözlerim bu kadar. Anla bunu, yeter. Biz seni asla istemiyoruz, istemeyeceğiz. Bay bay, tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Evet, nişanladım dedi. Evlilik yok abla yine. Ama orada çok önemli bir şey söyledi. O... Çocukları vereceğim dedi. Heh, git al çocuklarını. Aynen. İnşallah Allah'ın izniyle. Hadi git, kalk git. İnşallah hafta sonu... Çıksana Ayşe. Çıkacağım. Hadi çık, çık git. İnşallah. Ne hissettin şu an? Şu an... Çocukları vereceğim demeleri sana ne hissettirdi? Çocuklarıma kavuşacağım için hani sevinçliyim. Ama nelerle karşılaşacağım gittiğim zaman bilmiyorum. Hiçbir şeyle karşılaşmayacaksın. Dilini keseceksin. Terbiyeli terbiyeli gideceksin polislerle. İnşallah Allah'ın çocuğunu izniyle. Güzel alacaksın. Efendi efendi çıkacaksın. İnşallah Allah'ın ama bu izniyle. Karar sana neyi hissettirdi mesela? Hani daha çok sevinç. Yani sevindim. Hani çocukları vereceğiz dediler. Peki bu dediler. Kararlılıklarını anladın mı? Ali kesinlikle evleniyor. Artık çocuklardan da vazgeçmişler senin yüzünden. Bunu anladın aynen, mı? Çocuk, bunun altında bu yatıyor. Sen her şeyden hani geçmişler. Ayşe, hani her şeyden şifre çıkarıyorsun ya. Bunu anladın mı? Anladım abla, vazgeçmişler. Şimdi senin annen baban isteyecek mi o çocukları? Onlar, ben onları ikna ederim, sıkıntı yok. Git gönderin, alsın çocuklarını. Hani alacağım inşallah. Git çocuklar işe gir, çocuklarına bak Ayşe. Hadi.